Evet, başlıyoruz.2004 yılında bazı ülkelerin ürettikleri karbon salınımı miktarını gösteren bir grafik yandaki gibi çizilmiştir. Buna göre yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? Bir de dünyada atmosfere en az karbon salınımı yapan ülke Türkiye'dir denmiştir. Bize bazı ülkelerden bahsedilmektedir. O halde dünyadaki tüm ülkelerle kıyas yapmamız doğru değildir. Dolayısıyla buna ulaşılamayacaktır. İki de 2020 yılında da ABD'nin Çin'e göre daha fazla karbon salınımı yapması beklenmektedir. Bu 2004'tür. 2020 yılında ne olacağı bu grafiğe bakarak söylenemez. Buna da ulaşılamaz. Üçte Rusya'da küresel ısınmadan dolayı olumsuz bir durum gerçekleşmez. Grafikte karbon salınım miktarının Rusya'da da olduğu görülmektedir. Ve atmosfere salınan karbon sadece o ülkeyi etkilemez, tüm dünyayı etkiler. O halde buna da ulaşılamaz. Buna göre 1, 2, 3 yani D seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu tip sorularda bugünlerde çok duyuyorsunuz. İşte koronada, işte İtalya şöyle, Yunanistan böyle, Türkiye şöyle, Hindistan böyle falan diye. Bunlarda maalesef birçoğunda dürüst davranılmıyor. Dürüstçe davranmak şu anlama geliyor. Yani tutup da Türkiye'nin nüfusu 80 milyon ama Amerika'nın nüfusu 300 milyon. Çin'in nüfusu 1,5 milyar. Yani tutup da Türkiye'deki hasta sayısıyla Çin'deki hasta sayısı eğer eşitse Türkiye Çin'e göre çok 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 kötü demektir, değil mi? Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor. Çin'de 1,5 milyar insan yaşıyor. Yani ya da Hindistan'la. Hindistan'da 1 milyardan fazla insan yaşıyor. Yani burada önemli olan nedir arkadaşlar? Yüzde. Yüzde ya da binde. Yani oran olarak söylememiz gerekiyor. Burada da şöyle bir açık bir örnekle anlatayım. Mesela şöyle olsun. %2, %3 olsun. Mesela bir ülkede. Bir ülkede de ne olsun? Onda bir olsun. Hangisi de tehlike daha büyük? Diyelim ki 100 kişi de 3 kişi hasta bir ülkede, korona hastası diyelim ki. Bir ülkede de onda bir kişi hasta. Hangisi daha kötü bir durumda? Hangi ülke daha kötü durumda? A ülkesi mi daha kötü durumda? Yoksa B ülkesi mi daha kötü durumda? Hangisinde hastalık daha tehlikeli durumda? Söyleyin. A ülkesinde %3 hasta sayısı var. Diyelim ki korona hastası ya da başka bir hastalık. B ülkesinde de onda bir. Hangisi daha tehlikeli? Bu oran konusunu matematikte gördünüz. Hangisi daha tehlikeli, kötü durumda? Hangisi B daha tehlikeli, değil mi? Çünkü aynısına çevirecek olursak, bakın aynısını çevirecek olursak 100 kişi de 3 kişi hastası var A ülkesinin. B ülkesinin ise onda bir. Yani 10 kişi de bir. O zaman bunu da eğer yüzdeye çevirecek olursak, bunu 100 yaparsak bunu da 10 katına çıkarmamız lazım, değil mi? Bunu 10 katına çıkarırsam yani bu da 100 olsun, bu da yüzde olsun diye. O zaman ne oldu? %10 oldu. Ha, yani A ülkesinde hasta sayısı %3, B ülkesinde hasta sayısı %10 oldu. Yani böyle yüzdeli, yani aynı rakamlar, aynı oranlarla karşılaştırmak gerekir. Anladınız mı? Yani onun için bugünlerde korona açısından dünyada en tehlikeli durumda iki ülke var. Birisi Hindistan, birisi Türkiye. Belki Türkiye daha tehlikeli bir durumda. Yani çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bakın bilimle tedbir alan ülkelerde Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, İsrail'de. Bakın bugün artık maskeleri çıkarmaya başladılar ve rahatlıkla sokağa çıkıyorlar, rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Yani bilimle hareket etmek ne yapıyor? Bakın bilimsel ölçekle, yani aldatmacayla değil, yalanla dolanla değil. Ne yapmamız gerekiyor? Rakamlarla, oranlarla
Bilim adamlarını dinleyerek davranmamız gerekiyor. Bilim adamları, Profesör Mehmet Ceyhan çıkıyor mesela, dürüstçe söylüyor, değil mi? Buna kulak verirsek kurtarırız. Çünkü o nedir? Hacettepe Tıp Fakültesi gibi çok önemli, dünya çapında önemli bir tıp fakültesinin bulaşıcı hastalıklar bölümünün hocası. Yani doktorların doktoru, hocası. Onu dinleyeceksin. Yani yalanla dolanla gidersek o zaman ne oluyor? Dünya birincisi oluyoruz korona tehlikesinde. Şu anda korona tehlikesi açısından dünyada en tehlikeli ya birinci ülkeyiz ya da ikinci ülkeyiz. Yüzdelere bakacak olursak. Anladınız mı? Yani burada yüzdelerle sorularda yaklaşırken aynı mantıkla bakmamız gerekiyor. Yani rakamlara baktığımız zaman bu oranları çok iyi kıyaslamamız gerekiyor. Zannederim anladınız değil mi? Yüzde, onda, binde. Yani neden yüzde, onda, binde gibi rakamlar kullanılıyor? Anlaşılsın diye. Mesela köylüler bunu bilmezler, gariban insanlar ne yaparlar? Ya işte bir elimin parmağı kadar, parmaklarımın yarısı kadar. Yani bu parmak bunu köylü kendi işini yapabilir, kendi işini görebilir. Ama bilimsel ölçek değildir bunlar, değil mi? Kulaçla ölçmek, adımla ölçmek ya da yani kıyaslanabilir, dünyanın her tarafında anlaşılabilir ve istatistik bilimine, matematik bilimine uygun konuşmak gerekiyor. Yani yalanla dolanla gidersek bizim gördüğümüz gibi Türkiye şu anda koronada dünya rekoru kırıyor. Ya dünya birincisi ya da dünya ikincisi. Evet, dokuzuncu soruya geçiyoruz. Sekizinci soruyu bitirdik. Dokuzuncu soruya geldik. Evet arkadaşlar, dokuzuncu soruya ne diyoruz? Ekolojik ayak. Yıllara göre ekolojik ayak izimizde karşılık gelen dünya sayımız ile ilgili bir grafik aşağıda çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Bir tanesi yanlış, diğerleri doğru. Haydi bakalım. Ceyhan hocam. Evet. Elvan Ceyhan dedi. Başka? Erbatur, sen ne diyorsun? Nehir, sen ne diyorsun? Açıklıyoruz. Ceyhan. Bir de çözelim. Ekolojik ayak izi 1990'lı yılların ilk yarısında akademisyenler William Rees ve Matisse ve Carnegie tarafından insanlığın doğaya etkisini ölçmek için tanımlanmış ve günümüzde toplumların sürdürülebilir kalkınma göstergelerinden biri olmuştur. Yıllara göre ekolojik ayak izimize karşılık gelen dünya sayımız ile ilgili bir grafik aşağıdaki gibi çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A'da eğer ihtiyacımızdan fazla tüketmeye devam edersek grafiğin gelecekte K gibi olması beklenmektedir denmiştir. K'ye baktığımızda ekolojik ayak izi ile ilgili önlemler alınmazsa ekolojik ayak izi çok olumsuz bir şekilde devam etmektedir. Doğrudur, bu yorum yapılabilir. B'de bireysel araç kullanımı yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması ile grafikteki artışın yavaşlaması mümkün olabilir. Doğrudur. Böylece atmosfere daha az karbondioksit verilir. C'de grafiğin L yerine K gibi devam etmesi için en etkili yöntem insan nüfusunun azaltılması denmiştir. K olumsuz bir gidiştir. K gibi devam ettiğimizde insan nüfusunu azalttığımızda K gibi devam etmeyiz, L gibi devam ederiz. Bu ifade yanlıştır. D'de 2010 yılında insanlığın doğaya olumsuz etkisinin 1960 yılına göre daha fazla olduğu söylenebilir.
1960 yılına baktığımızda ekolojik ayak izi buradayken 2010 yılına geldiğimizde ekolojik ayak izi çok daha yükselmiştir. O halde bu ifade de doğru olduğuna göre cevabımız C seçeneğidir. Evet, var mı bir pürüz? Anlaşılan bir yer var mı? Geçiyoruz 10. soruya. Haydi bakalım 10. soruya geldik. Avustralya'da. Evet, Avustralya'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle ilgili birlikte meydana gelen felaketler ilk olarak 2019 yılının Ekim ayında yangınlarla başlamıştı. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Evet, ne diyorsunuz? Evet Sinan, ne diyorsun? Hocam ben çok emin değilim ama Bursa diyorum. Bursa diyorsun Alpan. Açıklıyoruz. Bursa doğru. Bir de çözelim. Avustralya'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle birlikte meydana gelen felaketler ilk olarak 2019 yılının Ekim ayındaki yangınlarla başlamıştı. 10.3 milyon hektarlık alanın kül olduğu bölgede birçok canlının yaşamı yok oldu. Ülkede yangının yaşandığı bölgeye yağmur yağmasına rağmen bölgedeki alevler halen devam etmektedir. Aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ise ülkeyi aynı anda kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu. Bu olaylar ile bağlantılı farklı tarihlerde Avustralya'da çekilmiş bazı fotoğraflar aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Bir de Avustralya'da meydana gelen yangınlar mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle çıkmış olabilir denmiştir. Doğrudur. Sıcaklığın yükselmesiyle beraber su kaynakları azalmış, ortam kuraklaşmış, bu da otların çok daha kolay tutuşmasına sebebiyet vermiştir. İki de insanlar ihtiyacını daha çok tüketmeye devam eder ve çevreye gereken hassasiyeti göstermezlerse, gelecekte dünyanın birçok yerinde benzer durumlar gerçekleşebilir. Bu ifade de doğrudur. İklim değişiklikleri dünyanın her tarafını etkilemektedir. Üçte aynı anda birçok farklı hava olayının meydana gelmesi bu bölgede sürdürülebilir kalkınma konusunda hiçbir çalışma yapılmadığını göstermektedir yorumuna verilen görsellerden ulaşılabilir ancak hiçbir kelimesi iddialı bir kelimedir. Bu ifade doğru değildir. O halde cevabımız B seçeneğidir. Oldu mu arkadaşlar? Bir pürüz var mı? Geçiyorum. Sorusu olan varsa hemen sorsun. Geçiyoruz 11. sorumuza. Evet, ne diyor Mustafa öğretmen? Ortamdaki karbondioksit miktarının ortam sıcaklığını etkisini araştırmak için bir düzenek hazırlamıştır. Buna göre hangileri doğrudur? Mustafa öğretmen. Soruları arkadaşlar anlamak için yazın, çizin, not alın. Yani sorunun içine dalın. Havuzun içine dalmadan nasıl yüzme öğrenilmez? Sorunun içine balıklama dalıyorsunuz. Ya bu ne demek istiyor? Birinci düzenekte ilk sıcaklık 25'miş, 5 dakika sonra sıcaklık 30 olmuş, 5 dakika sonra, 10 dakika sonra şu olmuş. İkinci düzenekte ne olmuş? İlk sıcaklık 25,
Sonra 29 olmuş 5 dakika sonra, sonra 10 dakika sonra 27 olmuş. Yani rakamları kıyaslayalım. Anlamaya zorlarsak kendimizi rahatlıkla anlarız. Açıklıyoruz. Var mı cevap? Ne diyorsun Enes? Dur. Bolu. Bir de çözelim. Mustafa öğretmen, ortamdaki karbondioksit miktarının ortam sıcaklığının etkisini araştırmak için bir düzenek hazırlamıştır. Bu düzenekte ağzı kapalı özdeş kaplardan birine sadece hava koyarken diğerine aynı miktarda olacak şekilde hava ve havanın yarısı kadar hacimde karbondioksit gazı koymuştur. Özdeş ışık kaynakları açılmadan önce termometre ile her iki ortamın sıcaklıklarını ölçmüş ve ışık kaynaklarını açarak 5 dakika sonra yeniden termometre ile aynı ortamların sıcaklıklarını ölçmüştür. Daha sonra ışık kaynaklarını kapatıp 5 dakika sonra termometre ile ortam sıcaklıklarını tekrar ölçmüştür. Gözlemlediği tüm sıcaklık değerleri aşağıda verilen tablodaki gibidir. Yapılan deney ve gözlemlere göre yorumlarından hangileri doğrudur denilmektedir. Bir de ilk sıcaklıkları ile 10 dakika sonraki sıcaklıklar arası değişimler incelenirse, ortamda karbondioksit gazının olması ortam sıcaklığını daha çok artırır bilgisini doğrulamış oluruz denilmektedir. Birinci düzenekte hava vardır, karbondioksit yoktur. İkinci düzenekte ise hava artı karbondioksit vardır. 10 dakika sonra incelediğimizde havanın olduğu düzenekte 26 derece, karbondioksitin olduğu düzenekte ise 27 derece sıcaklık vardır. O halde ortam sıcaklığını daha çok artırır bilgisini buraya baktığımızda doğrulamış oluruz. 2'de ortamdaki karbondioksitin sadece güneş ışığı olan zamanda küresel ısınma etkisi vardır. Ancak şekle baktığımızda ışık olmadığında, ışık burada güneşi temsil etmektedir. Yani 10 dakika sonra ilk 5 dakikada ışık vardır. Sonraki 5 dakikada ışık yoktur. Daha ve sıcaklığın daha da yüksek olduğu görülmektedir. Sıcaklık düşmemiştir. O halde bu ifade yanlıştır. Yani küresel ısınma gece de güneşin olmadığı zaman diliminde de etkilidir. Üçte küresel ısınmaya bağlı olarak hem gündüz hem de gece sıcaklık farkları meydana gelebilir. Küresel ısınma karbondioksitin olduğu ortamda meydana gelecektir. Sıcaklıklara baktığımızda sadece hava ve karbondioksitin olduğu ortamlarda sıcaklık farkı vardır. 10. dakikada baktığımızda yine sıcaklık farkı vardır. Bu halde hem gece hem de gündüz sıcaklık farkları meydana gelebilir. 5 dakika ilk 5 dakika gündüzü, sonraki 5 dakika yani 10. dakika ise geceyi temsil etmektedir. Bu da doğrudur. Buna göre 1 ve 3 B seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Oldu mu arkadaşlar? Bir pürüz var mı? Geçiyorum 12. soruya. Bir geri dönüşüm Evet, bir geri dönüşüm tesisi burası. Buna göre
Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bir tanesi doğru. Haydi bakalım. Ben deniz diyorum hocam. Denizli diyorsun, öyle mi? Evet. Evet, Alfam Denizli dedi. Başka? Haydi bakalım, yorgun savaşçılar. Evet, çok yorulduk demeye hakkımız yok. Yorulduk ama çok fazla değil. Yani inşaat işçileri kadar çalışmıyoruz. Onlar akşama kadar çalışıyorlar. Bir de akşam çocuklarını sırtına bindirip parka oynamaya götürüyorlar. Ya da Eminönü'ndeki hamallar. Yani yorgunluktan bahsedecek olursak onlar bizden daha yorgun. Yani bizim yorgunluğumuz molada bir bardak su içtik mi, iki de zıpladık mı geçer. Bir de yarım saat şöyle bir uyuduk mu geçer. Gece uykumuzu da düzgün alalım. Evet, açıklıyorum. Var mı başka cevap? Açıklıyoruz. Denizli. Çözelim bir de bunu. Bir geri dönüşüm tesisine bir numaralı bölümdeki gibi karışık halde atık maddeler gelmiştir. Ve gelen bu atık maddelere iki numaralı bölümde bulunan işçi tarafından karton olanların ayrılması işlemi yapılmıştır. Daha sonra 3 numaralı bölümden gelen atıklara 4 numaralı bölümdeki işçi tarafından kağıt olan atıkların ayrılması işlemi yapılmıştır. Geriye kalan metal atıklar ise diğer banttaki işçilere ayrılması için gönderilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A'da bu geri dönüşüm tesisine sadece karton ve kağıt atıklar ham maddeye dönüştürülmektedir. Yanlıştır. Burada sadece bize karton ve kağıtlardan bahsedilmiş ancak arka tarafta da metallerin ayrıştırıldığı söylenmiştir. B'de karton atıkların geri dönüşüm işlem basamakları kağıt atıklara göre daha uzundur yorumu için verilen görsel yeterlidir. Yeterli değildir. Bundan sonraki süreç hakkında da bilgi verilmelidir. C'de geri dönüşüm ile sadece çevre sağlığına katkı sağlanmış oluruz denmiştir. Yanlıştır. Sürdürülebilir bir ekolojik denge kurmuş oluruz. D'de bu atıkların karışık olarak getirmesi geri dönüşüm süresini artırabilir. Doğrudur. Uygun olan her ürünün kendi kategorisinde kutuların içerisinde toplama yapıların içerisinde konulmasıdır. O halde doğru olan aradığımız cevap D seçeneğidir. Oldu mu? Bir pürüz var mı? Geçiyoruz. Evet, diğer enerji dönüşümleri ve çevre bilimi test 12. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki birinci soruya bakalım. Evet, birinci soru yapıyoruz şimdi. Besin ağında Haydi bakalım. Besin ağında yer alan canlılardan besin alanların sayısının artması o canlıyı tüketen canlının sayısının artırıcı etki yapar. İsterseniz şöyle büyütmek de mümkün. Şöyle. İlayda'nın hazırladığı bu besin ağı incelenirse aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Biri doğru, diğerleri yanlış. Haydi bakalım. Hangisi doğru?
Ben deniz diyorum. Evet, Alfan Deniz dedi. Başka? Nehir bir cevap var mı? Açıklıyoruz. Denizli. Bir de çözelim. Besin ağında yer alan canlılardan besin olanın sayısının artması, o canlıyı tüketen canlının sayısını artırıcı etki yapar. İlayda aynı ortamda yaşayan canlılar arası besin ağına ait bir poster aşağıdaki gibi hazırlamıştır. İlayda'nın hazırladığı bu besin ağı incelenirse aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir denilmektedir. A'da bitki sayısının artmasına bağlı olarak en çok solucan sayısı artar denmiştir. Bitki sayısı hem kelebekleri hem de geyikleri etkilemektedir. Dolayısıyla en çok solucan artar ifadesi yanlıştır. Kelebekler de bitkiyle beslenmekte, geyikler de bitkiyle beslenmekte, her ikisi de bundan olumlu etkilenmektedir. B'de şahin sayısının azalmasına bağlı olarak keklik sayısı değişmez. Şahin sayısını eğer azaltırsak keklik sayısında artış meydana gelir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. C'de geyik sayısının azalmasına bağlı olarak şahin sayısı da azalır. Geyik sayısı azalırsa bitki sayısı artar. Bitki sayısı artarsa kelebek sayısı artar. Kelebek artarsa keklik artar. Keklik artarsa şahin artar. O halde şahin sayısı azalır ifadesi yanlıştır. D'de bitki sayısının artmasına bağlı olarak kelebek sayısı artar. Bunu ifade ettik. Bitki sayısı arttığında kelebek sayısı da artmaktadır. O halde cevabımız D seçeneğidir. Evet. Anlaşıldı mı? Geçiyoruz ikinci soruya. Evet, ikinci sorumuz ne diyor bize? Arkadaşlar, piyasaya sürülen ve geri kazanılan ambalaj atığı miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. Yorumlarından hangilerinin doğruluğuna ulaşılabilir? Hangileri doğru? Haydi bakalım. Ben Bursa diyorum hocam. Ne diyorsun? Bursa mı? Evet. Evet, Bursa cevabı aldık. Başka var mı cevap? Açıklıyoruz. Bence de Bursa. Bursa. Evet, Enes de Bursa dedi. Piyasaya sürülen ve geri kazanılan ambalaj atığı miktarlarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre yorumlarından hangilerinin doğruluğuna ulaşılabilir? Bir de piyasaya sürülen ambalaj atığı miktarı arttıkça geri kazanım miktarı da sürekli artmıştır denilmektedir. Piyasaya sürülen ambalaj miktarı pembe ile geri kazanılan ambalaj atığı miktarı ise sarı ile gösterilmiştir. Görüldüğü gibi yıldan yıla piyasaya sürülen ambalaj miktarı artmaktadır. Ancak 2011'den 2012'ye geçerken geri kazanılan ambalaj atığı miktarı azalmıştır. Demek ki her sene sürekli artış söz konusu değildir. İki de geri kazanılan ambalaj atığı bakımından 2011 yılında 2010 yılına göre daha fazla tasarruf yapılmıştır. 2011'de görüldüğü gibi çok fazla geri dönüşüm yapılmış. 2010'da bu dönüşüm miktarı daha azdır. Yani 2011 yılında tasarruf yapılmıştır. Bu ifade doğrudur. Üçte 2013 yılında ihtiyaçtan daha fazla ambalaj üretilmiş ve bu ambalajların tamamı geri kazanılmıştır. Ancak hiçbir yıl tamamı geri kazanılmamıştır. Bu ifade yanlıştır. Buna göre yalnız iki B seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Evet, galiba anlaşıldı. Geçiyoruz. Sorusu olan varsa hemen sorsun. Dördüncü sorudayız. Evet, ne diyor dördüncü sorumuz? Aynı ağırlıktaki özdeş bitkiler ile aşağıdaki ortam koşullarında bazı gözlemler yapılmak isteniyor. Yorumlarından hangileri yanlıştır? Yanlış olanları soruyor.
Hocam Denizli bence. Denizli diyorsun. Başka cevap var mı? Bakın şartlara bakın. K mesela ne yapmış? Karanlıkta 25 santigrat derece. L ne yapmış? Aydınlıkta 10 santigrat derece. M ne yapmış? Karanlık 10 santigrat derece. Ne nasıl olmuş? 25 santigrat derece aydınlık. Ben Açıklıyoruz. Adana diyorum hocam. Evet, Adana doğru. Alpan son anda treni yakaladı. Aynı ağırlıktaki özdeş bitkilerle aşağıdaki ortam koşullarında bazı gözlemler yapılmak isteniyor. Buna göre yorumlarından hangileri yanlıştır? Bir de ortam sıcaklığının bitki üzerindeki etkisini gözlemlemek için sadece L ve N düzeneği kullanılır denmiştir. L ve N düzeneklerine baktığımızda sıcaklık farklı olduğu görülmektedir. Ancak ortam sıcaklığının bitki gelişimini, bitki üzerindeki etkisini gözlemlemek için K ve M de kullanılabilir. Burada da karanlıktır ve sıcaklıklar farklıdır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 2'de bitkilerin ışıklı ortamda fotosentez yaptığını göstermek için K ve N birlikte kullanılabilir. K ve N'ye baktığımız zaman sıcaklıklar eşittir. Tek fark ışıktır, karanlık ve aydınlık olmasıdır. Bu da fotosentezin olup olmayacağını belirler. Bu ifade doğrudur. 3'te aynı süre sonunda bitkilerin ağırlıklar arasında N büyüktür L, L büyüktür K, K büyüktür M ilişkisi olabilir. En fazla fotosentez yapan en ağır olacaktır. Sıcaklık en uygun olan ve aydınlık olan N'dir. Bu halde en çok fotosentez buradadır. Daha sonra L'de gerçekleşecektir. Doğrudur. Daha sonra K ve M'deki süreç gerçekleşmiştir. Bu da doğrudur. Bizden yanlış istendiğine göre yalnız bir yani A seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Evet, güzel. Geçiyoruz. Beşinci sorumuza. Evet, beşinci soruya geldik. Evet, okunmuyorsa şöyle büyütebiliriz. Nasıl? Böyle mi daha güzel, öbür türlü mü daha güzel? Şöyle deneyelim bir de. Hangisi daha düzgün görünüyorsa onu yapalım. İyi mi bu şekilde? Ne diyor Faruk Bey? Temsili K, L ve M canlılarını nehirde karşıdan karşıya sandalye geçirecektir. Faruk Bey bu yanlarındayken bu canlılar birbirlerini yemediklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hocam resmin alt tarafını büyütür müsünüz? Şöyle mi? Böyle mi? Yok hocam, resim gözükmesi de olur. Ha, şey diyorsun, resim olmadan diyorsun. Şöyle diyorsun, değil mi? Ha, şu an okunuyor, tamam. Haydi bakalım. Açıklıyoruz. Denizli. Bir de çözüm değil mi? Temsili KL ve M canlıları nehirde karşıdan karşıya sandalye geçirecektir. Bu işlem sırasında sadece bir canlı olabilmekte ve taşıma sırasında karada kalan canlıların besin zincirine göre birbirini yememesi gerekmektedir.
Faruk Bey üretici, otçul, tüketici ve etçil tüketiciden oluşan bu temsil canlıları aşağıdaki işlem basamakları ile karşıya geçirmeyi başarmıştır. Faruk Bey yanlarındayken bu canlılar birbirlerini yemediklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Elimizdeki canlılardan birisi ottur, yani üreticidir. Bir diğer koyun olsun, bir diğeri de kurt olsun. L canlısını karşıya geçirip bırakmış ve sandal boş olarak dönmüştür. L canlısı koyun olsun. 2'de M canlısını karşıya geçirip bırakmış ve dönüşte sandal ile L canlısını tekrar ilk başladığı yere getirmiş. O halde L canlısı ile M canlısı birbirini yemektedir. Bu durumda M canlısı kurt olmalıdır. Ya da kurt olabilir. 3'te K canlısını karşıya geçirip bırakmış. 2'de kurtu yani M'yi buraya bıraktı. Koyunu tekrar buraya getirdi. K ve M şu an yan yana. Yani koyun ve ot yan yana. K canlısını karşıya geçirip bırakmış ve sandal boş olarak dönmüştür. En son sandal ile L canlısını karşıya geçirmiş. Böylece tüm canlıları karşıya başarıyla geçirmiştir denilmektedir. Faruk Bey yanlarındayken bu canlılar birbirlerini yiyemediklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K canlısı üretici bir canlıdır. K canlısında da ot olabileceğini söyledik. Üretici bir canlı ise M canlısı otçul tüketici bir canlı olabilir denmiştir. Ot M canlısına baktığımızda ise otçul tüketici değil, etçil tüketici canlı olduğu görülmektedir. Verilen kurallara göre bu çıkmıştır. B'de L canlısı kesinlikle M canlısı ile beslenir denmiştir. L canlısı koyun, M canlısı kurttur ve bu da kesinlik değildir. C'de bu canlılar arasında K, M, L şeklinde bir besin zinciri vardır. Besin zinciri burada K, L ve M şeklindedir. Bu da yanlıştır. M etçil bir tüketici canlı ise, M kurt ise, L canlısı K canlısıyla beslenmektedir. Evet, L canlısı koyundur, K ottur. Bu ifade doğrudur. Cevabımız bu durumda D seçeneğidir. Oldu mu arkadaşlar? Bir pürüz var mı? Geçiyoruz. 6. soruya. Evet, ne diyor 6. sorumuz? Günümüzde artık benzinli araç yerine elektrikli araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Haydi bakalım. Ceyha. Evet. Sinan Ceyhan dedi. Hadi bakalım Enes, tren kalkıyor. Açıklıyoruz. Ben de Ceyhan diyor. Alpan Ceyhan dedi. Ceyhancılar doğru. Açıklayalım. Günümüzde artık benzinli araçlar yerine elektrikli araçlar kullanılmaya başlamıştır. Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? A'da elektrikli araçların çoğalmasıyla fosil yakıt kullanımı sona erecektir. Ancak fosil yakıt sadece araçların hareketinde kullanılmamaktadır. Isınmada da fosil yakıt kullanılır. Dolayısıyla kesinlik ifade...